Çılgın Bediş'in Kapıcı Abdülü'nün yürek burkan dramını, yardım çığlıklarını ilk kez Söylemezsem Olmaz ekranlara taşıdı. Siz bana teklif verdiği için size sonsuz teşekkürüm var. Çok sağ ol, var olun. İlmek verdiğin için. Kapıcı Abdül, yani Abdülhamit Danışır, sokaklarda hayat mücadelesi veriyordu. Yoksulluk belini bükmüştü ama onu en çok unutulmak koruyordu. Ama beni unutmasınlar yani. 90'lı yıllara damga vuran dizinin oyuncusu şimdi yaşadığı hayatı için işte böyle diyordu. Geldi iyi günlerde gördü, kötü günlerde gördü. Şimdi en kötü günlere girdik yani. Seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Abdülhamit Danışır, kameralarımız aracılığıyla Yonca Evcimi'ye seslenmişti. Yonca Evcilik, bana bir destek olsun, bana bir koltuk dönsün, çok iyi olur. Beni yine aradılar, alsınlar. O dizide ben duydum. O dizi geri başlayacaklar yani. O geri başlayacak ama beni unutmasınlar yani. Kapıcı Abdül'ün yardım isteğine Çılgın Bediş'ten cevap var. Yonca Evcimik'le karşılaştığımız gece ünlü şarkıcı 90'lı yıllara dönmüştü. 94'te değil miyiz biz? Ben şaşırdım mı acaba? Vallahi bana 94 dediler. Ancak hatıralarında Kapıcı Abdül'ü bulamadı. Abdülhamit Bey'le geçtiğimiz günlerde röportaj yaptık. Son durumundan haberiniz var mı? Yardım istiyor sizden. Abdülhamit kim ya? Hemen hatırlatalım, Abdülhamit Bey kimdi? Çılgın Bediş'te her gün okulun kapısını açıyordu kendisine. Bez parçası kadar değeri yok muydu? Abdülhamit Bey, aç kalın. Ya başlama amca gene ya, derse geç kalacağız. Kestim talimat bu arada. Saat dolmuş. Kapı kapanmışlar. Bu defa kapılar Abdülhamit Danışır'ın yüzüne kapandı. Yardım istiyor sizden. Çılgın Bediş de aynı dizideydiniz. Kapıcı rolünde oynayan. Kapıcı Abdül'ü hatırlamadı. Peki ne demişti Abdül amca? Abdül amca diyerse dünya tanıyor. Türkiye'de dünya. Şimdi Yonca Evcimik'in yüz ifadelerine iyi bakın. Muhabirler Kapıcı Abdül'ü hatırlatmak için tekrar tekrar deniyor. Çabalarıysa sonuçsuz kalıyordu. Ünlü şarkıcının Kapıcı Abdül'ü hatırlamadığı her halinden belliydi. Fazla söze gerek yok. Kapıcı rolünde oynayan. Hiçbir haberim yok. Haberim yok yani. Anlamadım ben ne dediğinizi. Yonca Evcimik ise konuyu bıçak gibi keserek kapatıyordu. En son çılgın bir çektiğimizin sene 2001'di çocuklar. 2017-18'deyiz yani, ben anlayamadım onun için. Bilal'e konuşalım bunu. Alalım. İnsanlık hali diyoruz, hatırlayamamasına saygı duyuyoruz. Peki Yonca Evcimik Kapıcı Abdül için bu saatten sonra yardım elini uzatacak mı? Kuvvetler. Allah razı olsun efendim. Sağ olun efendim. Vallahi iyi kıvırdım. Çok üzgünüm ama size yorum vermeden önce bir bilgi daha vermem gerekiyor. Dün akşam Yonca Evcimik bu röportajı veriyor. O kim hatırlamıyorum. Aa, çok yıl geçti diyor. Biz geçen hafta bu özel dosyayı gündeme getirmiştik, röportajı vermiştik. Ve o tarihte Bilal Özbilge, yapımcımız, Yonca Evcimik'le defalarca görüştü.